Kur'an'la uğraştığım halde yine de Arapçasını okuyamıyorum. Türkçe okumam caiz mi demiş. Kur'an'ın Türkçe yani mealini okumaktan bahsediyorsa mealini okumakta bilgi sahibi olur. Yoksa mealden hatim inmek hatim sayılmaz. Ama o Arapçayı Türkçe yazarak hani Latin harflerle yazarak yani Elhamdülillah'i işte eli e, l böyle yazarak ondan bahsediyorsa bu hiç caiz değil. Niye? Niye caiz değil? Şimdi alfabede bir tane Z var. Bir tane Z var. A, B, C dediğimiz alfabede bir tane Z var. Ama elif, ba alfabesinde bir Z var, keskin Z. Bir peltek Z var, bir da var, bir de dat var mesela. E sen bunu nasıl ayıracaksın şimdi Türkçe'de? Bir tane Z var. E şimdi alfabede bir tane H var. H, H harfi bir tane ama Elif bağda bir tane H yok ki, H var, H var, bir de H var. E bunun üçünü nasıl ayıracaksın? Ayıramayacaksın. O zaman dümdüz gideceksin yani. Evet. O zaman manalar birbirine karışacak, Tecvitler birbirine karışacak. Değişecek. Hepten. Bu sefer böyle okuyor, 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 okuyor. Diğerini öğrenmekten de aciz kalacaksın. Evet. Bu sefer diğerini öğrenmeye dilin dönmeyecek kesinlikle günde bir satır okusun. Bak bir satır okusun. Kur'an'ın sayfasıyla bir satır okusun ama Arapçasından okusun. Öğrenemiyorum diye bir şey yok. Bugün hiç kafası en az alan bir kimsenin Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesi en fazla 10 derstir yani. 10 saat yani. 10 gün bir tane hocaya gitse Kur'an-ı Kerim'i çözer. Çözemeyen diyen bizim yerimiz, yurdumuz, adresimiz belli gelsin. 10 derste Kur'an-ı Kerim'i öğrensin Allah'ın izniyle.